Can. Aşağıdan duydun. Tamam ben biliyordum. Ama ben Elif'e git demedim. Ben onun gitmesi için hiçbir şey yapmadım. Rayan. Ben yapmadım diyorsan yapmamışsındır. Bitti. Benim sana güvenim tam. Ama söylemen gerekirdi. Ben ne bileyim bu kadar gözünü kararttığını, aşık olduğunu ben bilemedim. Dem gidecekti zaten. Böyle bir şey yapacağı benim aklımın ucundan geçmedi Miran. Ben bilsem, anlasam sana söylemez miyim? Ne olursa olsun benim bilmem gerekirdi. Çünkü eğer ben bilseydim bunların hiçbir olmayacaktı. Bilemedim böyle olacağını. Ama bildiğim bir şey var. Azat abim Elif'in canını yakacak, ona zarar verecek, onu kıracak hiçbir şey yapmaz. Nereden biliyorsun? Tanıyorum onu. Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum ben Miran. Belli ki onun da gönlü Elif'e düşmüş ki böyle bir şey yaptılar. Sen Azat'ın Elif'i gerçekten sevdiğine inanıyorsun yani. Öyle mi? Çünkü ben inanmıyorum ben. Sen de ben de Azat'ın bunu niye yaptığını çok iyi biliyoruz. Bilmiyorum Miran. Neden yapmış? Bir Şadoğlu olduğunu ispatladın oğlum. Kimsenin yapamadığını yaptın. Aslan beylerden intikamımızı sen aldın. Sen neyin intikamından bahsediyorsun dede? Ya şu kızın bir haline bak. Nasıl perişan olduğuna bir bak. Elif Aslan beylerden almış bir intikam değil. Benim nikahlı karımdır. Herkes onun bir Şadoğlu gelini olduğunu bilecek. Sevecek, sayacak. O kız senin amcanın hayatına kastetti. Baba Allah aşkına ya. Bu evde benim iki tane gelinim var. Biri anandır, biri Zehra. Başka da gelinim yok. Ya baba bunlar nasıl laftır? Elif! Azat, dur hele. Hazar Bey. Ben diyeceğimi dedim dede. Bırak kolumu. Kimse onu üzmeyecek. Herkes ona iyi davranacak. Elif kendi evinin rahatını hissedecek. Yabancılık çekmeyecek. Elif. Korkma kızım. Korkma. Benim babam böyledir işte. Eser, gürler. Ama sen yalnız değilsin ha. Bak Azat var. Ben varım. Zehra var. Beni bir baba gibi gör diyemem sana ama... Dost say, sakın çekinme. Ne olur bana şefkat göstermeyin. Ben bunu hak etmiyorum. Babanı sakla. Siz ölüyordunuz benim yüzümden, benim elimden. Şş, kızım, sen bir hata ettin, korkmuştun. Ben senin ettiğinden çok daha büyük bir kötülük ettim. Seni bu yalanın içinde yaşamaya hapsettim. Ama şimdi evladım yaşındaki gencecik bir insandan hayat dersi almış oldum. Sen benden daha cesurdun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bizim senin aramızdaki mesele bitti gitti artık, anladın? Madem aileyiz, ben
Nasıl ki Reyhan'ın orada zarar görmesini istemiyorsam, senin de burada üzülmeni hiç istemiyorum. Ben çok teşekkür ederim size. Müsaaden olursa sana bir şey sorayım. Kızım, sen gerçekten sevdalı mısın Azat'a? Peki Azat? Azat benim ona olan aşkımı bilmiyor. Nasıl? Peki aşağıda söylediklerin? Ailemin gitmesi için söyledim. Miran abim öfkelidir, hırslıdır ama sevdaya saygısı vardır. Eğer sevdiğini söylersem gideceğini biliyor. Kızım yoksa siz? Elif, yoruldun. İstersen seni odaya... odana götüreyim. Hadi kızım, Allah rahat versin. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.